Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Size bir fıkra ile açılış yapacağım ama sıkılmazsınız inşallah. Öncelikle Fenerbahçe'nin maçı var bugün. Fener'in maçı var. Uzun süredir söylemeyi özlemiştik. Sizlerden ricam bu videonun altına hashtag Fener'in maçı var. Birleşik olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Temel trafik polisi oluyor bir gün. Çeviriyorlar. Yani diyorlar ki şu sokağın başına geç. Çevir burayı. Gelene ceza yaz, gidene ceza yaz. Ne kadar ceza yazarsan yaz. işte e, senin kariyerin açısından iyi olacak. Hem eline, eline, fırsat geçiyor ama yani öyle bir yere koyuyorlar, öyle bir günde koyuyorlar ki kimse geçmiyor. Daha bekliyor, bekliyor kimse yok, bekliyor, bekliyor kimse yok. En son bir bakıyor ki bisikletle böyle papaz kıyafetli bir şey geliyor. Gel uşağım buraya diyor. Söyle bakalım ne iş yaparsın. İşte Papazım diyor. Ee, papaz efendi diyor. Ehliyet ruhsat. Lan oğlum bu bisiklet bisikletin ehliyet ruhsat olur mu? Göstereceğin de göstereceğin ehliyet ruhsat da ruhsat. Olmazsa ceza yazarım. Artık papaz gösteriyor mu? ikna ediyor. Ne yapıyorsam Tamam diyor. Steplen var mı diyor. Lan e, ne stepnesi? Memur efendi işte bu bisiklet göster de göster gösterdi. Biz artık step name'i gösteriyor. İknam ediyor. İşte ne bileyim şunu soruyor bunu soruyor. Hepsi var. Hani artık papaz da anlıyor biliyor musunuz mevzuyu. Diyor ki sen bana ceza yazmaya çalışıyorsun ama diyor. Benim sağ yanımda İsa, sol yanımda Meryem olduktan sonra diyor. Sen bana hiçbir şekilde ceza yazamazsın diyor. Temel diyor ki yapıştırdım. Bir bisiklete üç kişi biner mi lan diyor. <laughs> Yapıştırıyor cezaya. yani bazen başınıza bir şey gelecekse arkadaşlar bir şekilde karşınızdaki kişiden bulursunuz. Mesela ben niye formaları ekrana koydum? 2021-2022 sezonu itibariyle Türkiye'den çok forma satılan 5 takım. Fenerbahçe 355 bin satılmış. Yani 355 bin forma satılmış. İkinci Trabzonspor'muş arkadaşlar. 185 bin. Bakın yanlış anlamayın küçümsemiyorum. Şu bu, bu falan filan mevzusuna girmiyorum. Yani hani Galatasaray hani Beşiktaş sizin taraftar sayınız çok çok fazlaydı. Demek ki taraftar sayısı fazla ama e, harcama yapacak kişi sayısı az. sıra 160 bin, 5 taş 130 bin. Beşinciyi merak ettim yani beşinci kim diye. Mesela bana sorsanız ben Adana Demirspor derdim. Harbi harbi. Ama Konya Spormuş 65 bin ile birlikte. Dün satışa sunulan Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları ise yani 5 saatin sonunda çeşitli kişilerden açıklamalar vardı. Bilmiyorum ne kadar doğruydu ama 5 saatte 38.429 sayısı verildi. Yani yaklaşık 38.500 formanın 5 saatte satıldığı duyumu görmüştüm. Yani müthiş bir rekor. Fenerbahçe taraftarının müthişliği arkadaşlar. Eşim bile bana diyor ya bu kadar para verilir mi diyor ya. Hani çakmasını mı alsan dedim. Seviye sik yapma. Sen, seni ben bu eve ekonomi bakanı alakalı. Bak iç işlerinden sorumlusun ama dedim. Ben şey yapınca biraz ürktü dedi ki fazla şey yapma kendini zorlama dedi yeni saç ektirdim dedi ben de lütfen dedim yani herhangi bir çatışma yok arkadaşlar şu an evimizde yani evimde olduğum için <laughs> buradan video atıyorum sokakta falan kalmıyorum İki tane forma aldım ee, gücüm el de. üçüncüyü bilerek almadım ee, şu sarı formayı bilerek almadım niye almadım bende kalsın ee, <laughs> onu da söyleyeyim. Evet günün maçı. Fenerbahçe Dynamo Kiev. Dynamo Kiev. Atilla Salahi'nin açıklamalarıyla başlayalım arkadaşlar. Dynamo Kiev'i iyi biliyoruz. Demiş kısaca. Ben direkt Salahi'nin konuşmasından bahsedeyim arkadaşlar. Diyor ki Dinamo Kiev maçı için sabırsızlanıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu maça hazırız. Dediğim gibi ilk resmi maçımız için sabırsızlanıyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Teknik ekip rakibin iyi ve kötü yanlarını bize anlattı. Rakibimizi iyi biliyoruz demiş. Bu maç için herkes sabırsızlıkla maç ananı bekliyor. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin büyük önem arz ettiğini biliyor. Gruplara kalmak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var demiş. Allah yolunuzu bahtınız açık etsin inşallah. Gruplara da kalırız arkadaşlar. Jorge Jesus bence önemli olan konuşma onunki. Jesus'un konuşmasına geçiyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe teknik direktörü Jesus 2 saat şudur budur Jesus Fenerbahçe falan filan demeyeceğim. Direkt konuşmasını e, alıyorum arkadaşlar. Kruada Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli, güçlü bir takım çıktı. Ben onları iyi tanıyorum. Geçen sene onlara karşı oynadım. Zor anlar olacaktır ama biz iyi çalıştık. Onların kalitesine sahada cevap vermek istiyoruz. Rakibin oyuncularının %80'i Ukrayna Milli Takımının oyuncusu. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Şeyi merak ediyorum nasıl %80'i ya? Kiev'den başka futbolcu almak yasak mı milli takıma? Oraya da Kiev Lobi ele geçirmiş. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev'in 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz." demiş. Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım maçta sporun dışında olaylar yaşanmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyoruz. Acılarını paylaşıyoruz." demiş. Lukescu yabancı teknik direktör arasında bir sembol. Futbol adına çok bilgili. Gittiği her takıma kalitesini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var. Aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Dolayısıyla bizim hakkımızda fikirleri vardır diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu büyüklük halis mi ya? Gerçekten. Jesus'un konuşmalarına dikkat edin arkadaşlar. Bakın teknik direktörden öte ya çok başka bir şey gibi konuşuyor ya. Yine devam edeyim. O maça dair her şeyi hatırlıyorum. O maça ait her şeyi hala saklıyoruz. Bizim için çok sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Lucescu'ya çok büyük saygı duyuyorum. İyi bir arkadaşlarımız var. Umarım yine kazanan ben olurum diye konuşmuş. Son olarak Dünya Fenerbahçeleri gününü kutlayan Jesus alınacak bir galibiyet çok önemli olur. Ama iki takım arasında bir denge var diye düşünüyorum. İlk resmi maç oynayacağız. Fenerbahçe uzun yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yok. Ve birçok oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı. Ama biz istekli ve kararlarımızı gösterirsek, iyi organize olursak onları şaşırtabiliriz demiş. Yani ayak yere sağlam basıyor. Rakibi küçümsemiyor. Rakibin durumundan haberdar. Ve tedbirimizi aldık diyor. Şimdi asıl önemli olan şey bence maçın önüne geçen şey Kim Minji. Ki Jesus'un da Kim Minji açıklaması var. Lafı fazla uzatmadan direkt ona geçiyorum. Diyor ki e Benim için sürpriz oldu. Maçtan 3 gün önce öğrendim. Fenerbahçe bir şey yapamıyor. İlgilenen kulüp çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Takımda başka kaliteli oyuncular da var ama kimin özellikleri inkar edilemez demiş. Şimdi arkadaşlar bu cümleyi kullanıp da işte Ali Koç'a atıyor, yönetime tutuyor falan filan. Ya bu kadar mı cahil görüyorsunuz gözünüzde? Bu kadar mı adamı basit görüyorsunuz? La bu adam ya farkında mısınız bilmiyorum. Jorge Jesus lan. Ya yapmayın etmeyin arkadaşlar. Cahil cubara yorumlar işte ya diyor bak diyor Ali Koç'a laf sokmuş. <laughs> Parası bu. Bu da bu. Yani Galatasaraylı bir eleman demiş işte e, Fenerbahçe Joao Pedro'ya 5 milyon euro fazla vermiş almış. Ya bir tane Galatasaraylı. Yani kafası çalışan doğruları söyleyeyim bir tane mi Galatasaraylı yok? Çıksın desin ki ulan arkadaş 13 milyon şey 13. sırada ligi bitirmişsin. Bir. Başına getirdiğin teknik direktör abidik gubidik teknik direktör. Büya şampiyon olmuş ama hiç kimse istememiş. Ne hikmetse. Avrupa maceran yok. Bir şeyin yok. Eski günlerden hani UEFA kupası günlerinden falan filan bir habersin. Gittikçe bataklığa gidiyorsun. Karşındaki takım şampiyonlar ligi elemesi oynayacak. Dünyada hemen hemen her futbolcunun bildiği Jorge Jesus'u getirmiş. Dünyada her futbolcunun hemen hemen her futbolcunun bildiği Jesus'u getirmiş. Dünya cümle bir markayı getirmiş. Şampiyonlar ligi elemesinde. Ulan Salak olan salağa bile aynı parayı iki takım teklif etse Fenerbahçe'yi tercih eder. Niye Galatasaray'a gelsin? Manyak mı bu adam? İkincisi ya bir kadın fazla para verecek bile olsa lan bu adam yine orayı seçer. Niye maç başı ücreti diye bir şey var. Bu adam daha fazla maç oynayacak orada. Vezair eder. Ama buna inanıyorlar işte. Ne diyelim? Böyleleri meşhur. Şimdi ben size ee, birkaç tane isimle ilgili şey söyleyeyim. Daha doğrusu küçük birkaç basit bir şey söyleyeyim. Ondan sonra maç kadrosunda olmayan isimlerle ilgili son dakika gelişmelerini aktarayım. Pendik Spor'da Pendik Spor'a Fenerbahçe'den transferler var arkadaşlar. Ee, Umut Yaşar Keçeci ve Ruhan Arda Aksoy Pendik Spor'dan. Zaten teknik direktörleri açıklamış arkadaşlar. Teknik direktör Osman Özköylü. Mesela Osman ilgili ben aklıma gelmişken yine söyleyeyim. Potansiyeli çok yüksek bir teknik adam. Ama şansı mı tutmuyor? Uğursuzluklar bu adam buluyor? Bence potansiyeli. Gerçekten alt ligler için müthiş bir teknik adam. Ama bilmiyorum ya. Bir harbilik de var. Şey bir adam. Ama olmuyor işte. Neyse. Demiş ki gazetecilerle bir araya gelmiş Fenerbahçe U19 takımından yapmış olduğumuz iki transfer var. Kulüp olarak gelecek adına umut bağladığımız iki futbolcu düşündüğümüz bir yerli bir yabancı transfer var. Mevki olarak söyleyeyim kesinleşmeden kesin bir şey söylemek doğru değil diyor. Arkadaşlar her iki futbolcuda satın alma opsiyonunu kiralık olarak gittiler. beğenirlerse satın alacaklar ama her iki futbolcuda da e, öncelik hakkı Fenerbahçe'nin bilginiz olsun. Pezzella transferi çıkmaza girdi diye bir haberimiz var. Ee, bu şeyin Solbeck, Giuseppe Pezzella bu transferin çıkmaza girdiğini yazmış e, gazete, haber olarak. Ne demiş? Solbeck'e düşünülen isimlerden falan filan. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Parma'nın 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon euro servis istemesinde diretmesinin ardından görüşmeler tıkandı diyor. Ve e, İtalyan futbolcunun menajerine Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arkadaşlar görüşme doğru. Bizim kulübüyle görüşmemiz doğru. Biz çıka çıka iki buçuğa kadar çıkıyoruz. Hani peşin verelim alalım diye. Yok diyorlar. Opsiyon koyduralım. Yok diyorlar. Ee, son aşamada ücretsiz kiralama zorunlu satın alma opsiyonu. 4 milyon euro dediler. Biz de buna yanaşmıyoruz. Madem 4 milyon euro zorunlu değildir o diye. Bence bu isim olmayacak. Yine e, bir Wellington vardı muhtemelen Çiraz oraya kayacak gibi. Marcelo'yu çok soruyorsunuz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Fişek gibi takım kurduk. Gerçekten bak. Birçoğunuz küçümsese de Bako Joshua, King, Pedro, Kim, Lincoln, 3. Buruma şu anda evet kötü ama hiç bilemezsiniz. Bir bakarsınız Kiev maçında adam gol yapar, asist yapar. Ondan sonra coşmaya başlar. Ama onu saymayın. Rossi var. 4. İrfan Can. Malum 5. Emre Mor. Arda Güler. Hani tek 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 saymayayım. Ama fişek gibi kadro kurduk. Aynı futbolcular Galatasaray'a satın yere göre sığdıramazdınız. Bak bedavadan adam çekti diye. Neyse. Bu fişek gibi kadroya Marcelo olur mu? Taktiğini size bırakıyorum. Yani e, bazen bir futbolcuyu alırsın takımın hepsinin ahengini bozar. Olmuyor mu? Mesela binada yaşıyorsunuz. Binada kıl bir adam olmuyor mu? Sınıfta yaşıyorsunuz. Sınıfta kıl bir öğrenci olmuyor mu? İş yerinde çalışıyorsunuz. İş yerinde dandik birisi olmuyor mu? Yani. Arkadaşlar maç kadrosuna toplam 10 futbolcu alınmadı. Ben bu 10 futbolcuna ilgili kısa kısa bilgi vereyim. Kim Minji? Yim? Ben zannetmiyorum hani transfer iptal olacak da kalacak mı alacak zannetmiyorum arkadaşlar. Yani hayal dünyasında yaşamayın. Ha şunu söyleyeyim. Kim Minji kalacaksa stoper transferine gerek yok bence. Niye gerek yok? Kim Minji 1, Salah 2, Serdar Aziz 3. Bu gidişte Tisserand elde kalır 4. 4. O ile Burak kapacak 6. Altay'a bir yedek, belki Ferdi'ye bir yedek. iki tane transfer ister orası. Hemen hemen bütün hepsi bitmiş olur. Mantıklı mı? Aslında mantıklı. Sonraki sene daha fazla fiyata satarsın ama ee, ben zannetmiyorum ya. Hani size de umut vermek istemiyorum. Tiago Çukur daha yeni geldi. Bismillah. Bir alışsın, etsin. Ee, şu aşamada hani kim gelirse gelsin. Hemen eklenmesin herhalde. Zaten beklemiyorsunuz. Joao Pedro'yu soruyorlar. Yani arkadaşlar töbe bismillah ya. Bismillah daha lisansı çıkmamış da bizim e, futbolcumuz olmamış futbolcu. Tamam görüşme sürüyor ama. Nazım Sangara Sakat. Tiago Çukur dediğim gibi yeni. Luis Gustavo. Gustavo'nun sakatlığı vardı. Yeni atlattı. Hocam gitmiyor mu? Arkadaşlar gitmiyor. Ben de istiyorum size müjde vermeyi ama en azından verdiğim müjde yıllık ücretini düşürdüğü babında. Ve yarın bir gün belki birileri açıklar sonra derler ki Kur'an çapsın ilk biz söylemiştik derler. Sonra millete de gider onlara abone olur. Falan filan. Lemos Lemos'u paketlemek için biz çok uğraşıyoruz. O da çok uğraşıyor gitmek için. Max Mayer ya, Lemos ve Meyer defterini kapatın. 2. Samatta, Samatta defterini de kapatın. 3. Kolkır onun da defterini kapatın. 4. Bak. Hani şu kim bu kim diyorum bazen anlamıyorsunuz ya. Yani. Net söylüyorum. Bu hani bu isimlerin defterini kapatın. Bu 4 futbolcunun defterini kapatın arkadaşlar. Böyle bir futbolcu artık Fenerbahçe'de oynamayacak gibi düşünün. Pelkas ciddi transfer görüşmeleri yapıyor. Siz bakmayın işte Tisserant'ı onun yerine ekledik falan filan diyen arkadaşlara. Yani yanlış anlamayın ama Kimminci gitmemiş olsaydı kimin yerine ekleyecektik? Kimminci'yi Pelkas'ın yerine mi ekleyecektik? Pelkas görüşmelerini sürdürüyor. Al City işi olabilir. Var böyle bir ihtimal. Berisha. Valla ben duyumlarla size söyleyeyim. Adam etmeye hani bir şey yapmaya çok uğraştım. Cesus ama Berisha ben gideceğim diyor. Mayıs için herkes ortaya atıyor ama e, herhangi bir Alman takımına da gidebilir. Bunu gerçekleştirebilir. Bana kalsa, mesela gündemde Plea ismi var. Bana kalsa sunarım arkadaş. Sunarım. Berişa'yı vereyim. Plea'yı alayım derim. Madem de maddi olarak külfet var, sıkıntı var. Ben seni kurtarmış olayım derim. Hatta senin e, hem sana bir vereyim. Hem işte nedir ne bileyim işte samat da olur, meyer olur, lemos olur bunu vereyim desem adam der ki siz sadece para verin. Öyle bir durumdayız. Ama ben bir defteri defterde hemen hemen kapandı diyebilirim. Yani Lemos 1, Meyer 2, Samat'ta 3, Kolkır 4 ve Berisha 5. Bu defterleri kapattı görün arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de 5 futbolcunun defteri kapandı desem yalan söylemiş olmam. Kim Minji'yi de ben buna dahil ederim 6. Yani 6 futbolcunun Fenerbahçe bence ilişkisi kalmadı. Hocam bak peşin konuşma Kim Minji iptal olur kalır. İnanın Kim Minji herhalde iptal olsa kalsa birçoğunuzun umrunda olmayacak. Bu duyum bilindi bilinmedi. Hatta mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. Size bırakıyorum. Ne dersiniz? Yani Kim Minji iptal olsa hoşunuza gider mi gitmez mi? Yani beni sormayın. Sizlere soruyorum. Bir de bu videoda dediğim gibi Fener'in maçı var HD ile. Yorum yazmanızı bekliyorum. Yazacağınız yorumun sonuna da ekleyebilirsiniz. Bakalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere inşallah.